Şöyle bir tane tava almak istiyorum. Bir iki yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. Şöyle bir iki yemek kaşığı kadar da tereyağı olabilir. Hemen ikiye bölelim. Çünkü birazcık yağlı olacak ve bir sürü baharatımız olacak. Ben şu kıymamı hallettikten sonra hemen sarımsakları dövmek istiyorum. Hepsini içine koyacağım. Şöyle üzerine biraz tuz koyuyorum ve bunu bir güzel döveceğim. Bu arada yağım da hafif erimeye başladı. Ben altını küseceğim. Şöyle yavaş yavaş kıymalarımı da ekliyorum. Şu şekilde kıymamı da elimle ufaladım. Burada bunu güzelce ezeceğiz. Altında kısın, çok açık tutmayın. Gördüğünüz gibi kıymam bütün yağı çoktan emdi bile. Bunu ben tamamen hepsini içine dökeceğim. Hatta kaşığımla direkt alıyorum. En büyük özelliği bol sarımsaklı olmasıdır. Bunu güzelce karıştıracağız. Şimdi onunla beraber baharatları eklemeye başlayalım. Kırmızı toz biberi bol koyuyorsunuz. Şöyle yaklaşık 2 çay kaşığı kadar. Yine 1 çay kaşığı bunun için yeterli olacaktır. Birazcık daha alalım. Karabiber. Bu kadar yeterli. Şöyle önce bir tur karıştıralım. Orada sarımsaklarım iyice pişsin. Ateşin altını iyice kısacağım. Şimdi geliyorum diğer baharatlarıma. Biraz zerdeçal ekleyeceğim. Birazcık da kimyon koyalım. Şimdi bunu güzelce bu şekilde, of koku tamamdır. Bunun bu şekilde birazcık kısık ateşte kalmasını istiyorum. Hemen bir tava daha ısıtacağım. Şöyle tavamı orta ateşe alıyorum. Önce biraz maydanoz alıyorum. Maydanozları istediğiniz kadar küçültün. Evet, bu hazır. Bir yandan kontrol edeceğim. Bu da hazır. Hemen altını kapatalım. Bu da ısınmış. Ben önce dereotlarımı almak istiyorum. Hemen yine makasımla şöyle kocaman bir tane kestim. Yine bunu da tamamen istediğim gibi doğrayacağım. İki tane ekmeğimi şöyle tavaya aldım. Onların böyle nar gibi güzelce kızarmalarını istiyorum. Siz de böyle yapın. Dereotlarını koyduk. Şimdi ne dedik? Kırmızı köz biberimiz var. Bunları çok fazla ufaltmayın. Şöyle ortadan ikiye bölmeniz yeterli olacaktır. Hani dişe gelmesi gerekiyor. Evet, bunlar da hemen içine gidiyor. Birazcık taze soğanım var burada. Özellikle şu beyaz kısımlarını kullanacağım ben. Bunlar da hazır. Şimdi sıra geldi cevize. Bunları elinizle kırabilirsiniz, bıçakla küçültebilirsiniz. Ama çok fazla ufalamayın. Ben bugün bıçakla biraz küçülteceğim. Evet, bunlar da hazır. Hepsi kaseye gidiyor. Bir yarım limon kadar limon sıkacağım içine. Evet, yeterince yumuşattım. Ekmeklerim de hazır. Hemen altını kapattım. Salatama yaklaşık 3-4 kaşık zeytinyağı ekliyorum. Biraz tuz koyuyorum. Şöyle 1-2 çay kaşığı kadar. Birazcık karabiber. Ben çoktan servis için ekmeklerimi hazırlamaya başladım. Kavanozlarıma hem salatadan koydum, hem kıymamdan.